Halk kürsüsü, halkın sesinin yükseldiği bir kürsü. Halkın kendi sesini yükselttiği bir kürsü. Hiçbir yönetici olmadan, hiçbir siyasetçi olmadan, hiçbir baskı olmadan konuşulan bir yer. İşte bu kürsü senin kürsün Siverek. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Yok mu konuşmak isteyen? Bu kürsüye konuş... Buyurun hocam. Merhaba Şümari. Amin Yakup. Olsun bayram. Şümari Euro Hale Sub bir tara. Bahse Sub bir tara. Sukucan bir tara. Şümari merak ne kere? İşte maalesef Sub'i günahı. Ne vatanı birikat sahip kere. Vakut insanı ne vatanı birikat sahip kere ise ne şimdi derdi oku var. Eğer ki ne ve kâr leje bu bir ise ne insanı pürü bir kâr top yer. Eğer öyle kâr ma kâr kiri bu kâr ise ne insanı da pürü bir ama kâr vatanca ve çiçe yastı. Bilinç aldı ama tan şifre yastı. E şifre izi ma sadece şiddet ister uşanı düşmüş gibi. İnsani işte e şiddeti yok kardeşi işte no kursi lazım. Bir iki derdi okuvacı, sonra ne çözüyorsa kağıt vakti kısayı bir, eyle çözüm bir ise no toplum değiş beno. No toplum destekay ne şanı bir öke, yani cedo cesaret çün yok ki bir öke destekay göstereyi bu kadar. Han de joy, ez şumarı vaja, ne mikrofonu mepavı, kesin dinana ne, ne vatanı bir öke. Nando cesaret çün yok, Şuna hayır dokunuyor mikrofonu böyle masaya ve ayık seyirte. Kamcı zuvana fahim kenese ey bide ve avun işe. Kırdasi vazan ve kırdasi, dilli vazan ve dilli, tırki vazan ve tırki. Tırki. Ama ne mikrofonu böyle insana ve ayık seyirte. Ey ne vatanı bireke. Besaret ve sözde ve bireke. Bir dünya rekoru kırılır. Ahmet Arif'in Anadolu'yum ben şiirini 30 bin Siverekli hep bir ağızdan okuyarak Siverek'in adını toplu kitap okuma kategorisinde Guinness Dünya Rekorlar kitabına yazdıracağız. Bu rekorla okumanın erdemi ve kalkınmamızın yegane anahtarının eğitim olduğu vurgulanmış olacak. Rekor gelişiminin bir... Tesadüfen geçiyordum. Güzel bir şölen olduğunu düşünerek geldim. Şimdi az önce çok arkadaşımız konuştu. Siverek'in gerçeğidir. Biz eğitimsiz kalıyoruz. Eğitimsiz kaldığımız için bugün zincirlerimizi kırıp bu sahneye, bu kürsüye çıkıp hakkımızı savunamıyoruz, konuşamıyoruz. İki kelime konuşacağız diye elimiz kolumuz titriyor. Bizim bunu alt etmemiz için, yenmemiz için birilerinin önce olması gerekiyor. Ve bu bugün niye ben, biz olmalı, olmayalım. Şimdi biz Süveren'in sesini bütün dünyaya duyurabiliriz. Biz bir mahalle kadar etkili olamıyorsak, biz Süverekli olarak kendimize bir Süverekliyiz dememeliyiz. Şimdi eğer bu halk bugün kalkıp gelişmek istemiyorsa, bu zincirlerin altında, bu esarete kalmak istiyorsa buyurun kalsın. Yok! İlla ben özgürüm, özgürlüğümü haykırmak istiyorum. Buyurun gelin. Böyle bir ortam hazırlanmış arkadaşlar. Ve hepinizi buraya davet ediyorum. Bizler böyle bir toplumun çocukları değiliz. Her zaman önce olmuş, her zaman ileride millete öncülük etmiş insanlarız. Ama bugün gelin görün ki hiç kimse gelip kürsüye çıkamıyor veya konuşamıyor. Bizince bunu aldetmeliyiz. Evet, biz belki o kadar sayıya ulaşır veya daha fazlasını toplarız. O kitapları okuruz, şiiri okuruz. Önce kendi zincirlerimizi kırıp kendi şiirimizi yazmalıyız. Süveren'in şiirini. Bütün dünyaya duyurmalıyız Süveren'in sesini. Buyurun birleşin. Ellerinizi birbirinize vererek haydi Süverek birleşelim. Süveren'i kalkındırıp Süveren'i millete duyuralım. Biz niye il olmayalım? 10-12 tane vilayetten büyük bir ilçe.
neden olmasın? Bu halkın sesi, bu halkın sorunlarını kimler anlatacak? Hiç kimse çıkıp bunun derdine düşmüyor. Bugün düşen birkaç tane değerli hocalarımız, arkadaşlarımız var ve bunları destekleyen hiçbir halk yok. Kahvelere bakıyorsunuz, yüzlerce, belki daha fazla insanlar oturup okey oynuyorlar. Fayans dizmesini çok iyi biliyorlar. Çekirdekten yetişme diyorlar. Bir de kendileriyle övünüyorlar. Ama gelin görün ki bugün buraya çıkıp konuşamıyorlar. Haklarını savunamıyorlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Kır zincirlerini siverek artık çöz. Çünkü artık konuşma zamanı. Silah sesini duymaktansa konuşmak daha erdemlidir. Silahların konuşmadığı, kalemlerin konuştuğu bir toplum yaratalım. Bunun öncülüğünü yapalım. Eğer biz sessiz kalırsak kimse çıkıp bizim sorunlarımızla ilgilenmeyecek. Kimse çıkıp bizimle ilgili tek bir kelime söylemeyecek. Çünkü yıllarca zincirlenmiş, prangalanmış bir milletiz. Bir topluluğuz. Artık prangalarımızı kırmanın, zincirlerimizi kırmanın zamanı geldi. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Aynı şeyleri hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Diyarbakır Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burhan Erol ve Genel Sekreteri Serdar Akın Türk aramızda bu kampanyaya destek vermek amacıyla Diyarbakır'dan buraya gelmişler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili sunarım. Değerli hemşehrilerim, Siverek için bence çok önemli bir sorunumuz daha var. Onu okumak olduğuna göre bizim eksikliğimiz ben anlatmak isteyeceğim ancak benden önce 31 Mart 1993 tarihinde Diyarbakır Karayolu'nun açılışı için Siverek'e gelen Kültür Bakanı Fikri Sağlar önce bunu anlatsın bize. Ondan sonra ben bir kelime söylemek istiyorum. Kültür merkezi istiyorum. İşte bu altyapının en önemli oluşması gereken yerlerinden bir tanesi de Siverek. Siverek derin tarihten gelen çok güçlü bir kültür birikimine sahiptir. Siverek artık bir ilçe olmanın sınırlarını aşmış, o sınırları geçmiş bir il olmaya aday olan büyük bir kültür merkezidir. Şimdi biz önümüzdeki yıl içerisinde Siverek Kültür Merkezi'ni inşallah bu şekilde daha da coşkuyla temelini atacağız. Ama o kültür merkezinden daha önce biraz sonra birlikte gezeceğimiz hükümet konağını hemen kültür merkezi şekline çevrilmeye için bu yıl talimat vereceğim ve bu yıl içerisinde bunu gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki zaman içerisinde bu hükümet inşallah Siverek'e il yapacaktır. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmeyin. Böyle bir büyük il olacak olan Siverek'in de Diyarbakır'a bağlanacak ve Diyarbakır'la ilişkisini daha da kısaltacak yolun da önümüzdeki aylar içerisinde asfalt kaplaması yapılarak açılacağını da belirtmek istiyorum. Evet, 31 Mart 1993. Sayın hemşehrilerim, bu şu anda kütüphane olarak hizmet veren eski tarihi valilik binası kültür merkezi olarak Sayın Bakan'ın verdiği talimat üzerine proje hazırlandı ve kültür merkezi olarak restorasyonu yapıldı. Siverek 222 bin nüfuslu resmi kayıtlara göre bir kent. Böyle bir kentte bir kütüphanemiz yok. Düşünebiliyor musunuz? Hilvan'da modern bir kütüphane binası var. Siverek'te yok. Kültür merkezi binası kütüphane olarak kullanılıyor. Bence konu okumak olduğuna göre Siverek'e modern bir kütüphane acilen yapılmalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Bakan Siverek Kültür Merkezi'nin açılışı için bir söylemde bulunuyor. Ve belki de Siverek'le ilgili daha nice şeyler söylemişti ama bizim haberimiz yok.
Biz bu kadar duyarsız olmamalıyız. 1993'te Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin bir bakanı Siverek'te Siverek Kültür Merkezi'nin açılacağını, Siverek'in il olması gerektiğini söyleyen bir kültür bakanı ve 93'ten buraya 11 yıl geçmiş. Değişen hiçbir şey yok. Halk kürsüsü dedik, Siverek'in sesi dedik, halkın sesi dedik. Biz bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Biz bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Çıkıp bu kürsüde sorunları dile getirip çözüm önerileri sunacak ya da burada hayallerini, isteklerini, hiçbir şey yapamazsa bile buraya çıkıp iyi akşamlar demesini istiyoruz. Çıkın buraya, iyi akşamlar deyin yeter. Buyurun. Hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Yani, şimdi ben bu kürsüye çıktım, burada korkutucu bir şey yok. 24 saat o kürsülerde oturuyorlar, 5 dakikasını buraya ayıramıyorlar. Öncelikle Siverek'e il olması için hepimiz çok istiyoruz Siverek'in olması. CHP, MHP, AKP hepsi gelip buraya fazla oy almak için diyorlar ki il yapacağız. Söz veriyorlar. Sonra şey bittikten sonra da hiçbiri Siverek'e il yapmıyor. Siverek'in il yapmasını istiyoruz. Teşekkürler. Ne kadar sitem etsek de biz her zaman var olacağız. Konuşmacılarımızdan artık özel bir istekte bulunalım. Sitem etmeyelim. Biz bir şeyler yapmak için çaba gösterelim. Çünkü sitemimiz insanlarda eğer kırıcı unsur olarak yaratacaksa biz kimseyi kırmak istemiyoruz. Çünkü mücadelemiz Siverek için, Siverek halkı için, hemşerilerimiz için. Burası halk kürsüsü. Burası sizin kürsünüz ve sizin sesiniz. Burası özgürlük kürsüsü. Burada istediğiniz dilde konuşabilir, istediğiniz duyguyu paylaşabilirsiniz. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Evet amcalar, abiler, kardeşler, halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Bu erdem, buyur. Benim adım Rudy ve ailemizle gideceğimiz yeşil alanlar, piknik yerleri yok ve yetkililere bunu bildirmek istiyorum. Teşekkürler. Evet Siverek, bu üçüncü kürsümüz ve burada çıkan sorun hep aynı. Ortak sorunlarımız var. O zaman buyurun gelin bu ortak sorunlarımıza çözüm önerileri sunalım. Bu ortak sorunlarımızı çözelim ve yetkililere diyelim ki biz bunu istiyoruz. Siz değil, halk olarak biz sesimizi yükseltiyoruz. Siz yükseltmeyin. Çünkü size ihtiyacımız yok diyoruz ve halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Biz inadına buradayız ve halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Buyurun. Öncelikle Siverek'te çalışan bütün değerli insanları teşekkür ediyorum. Şimdi Siverek'te fen lisesi veya bir üniversite olmadığından insanlar daha iyi bir şey yapamıyorlar. Onun için bir fen lisesi istiyoruz. Biz inadına burada olacağız. Biz inadına sizin sesiniz olacağız. Siz istemeseniz de biz buradayız. Bunun kaçarı yok. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Medeni cesaretini gösterip bu kürsüye çıkacak konuşmacı arıyoruz. Biz hala konuşmacı arıyoruz. Biz 2012 yılının başında genel kurulla yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Ben şu an kullandığımız sıkça gördüğünüz Sivilce 2000
2013 2014 yılı için hazırladığımız birkaç projeden bahsedeyim hazır konuşmacı yokken. Biz 2012 ve 2013 için yaklaşık 13 tane proje belirledik. Kendi bünyemizde çeşitli komisyonlar kurduk. Belki Siverek sivil toplum kuruluşları içerisinde ihtiyacı görerek ilk kez kadın ve aile komisyonu kendi bünyemizde oluşturduk. Beraberinde eğitim ve gençlik komisyonu oluşturduk. Yatırım ve iş komisyonu oluşturduk. Kültür ve sanat komisyonu oluşturduk. Yatırım ve iş komisyonu kapsamında Siverek'in belki de en büyük sorununa biz çözüm üretebilir miyiz diye genç arkadaşlarla kafa yoruyoruz. Bildiğiniz gibi belki de Siverek'teki en cazip alanların park alanları olması işsizlikle ilgili. Siverek'te bana göre kalkınabilmemizin en önemli boyutu burada vatandaşlarımızın çalışıp kazanabileceği, ekmeğine, evine ekmek götürebileceği bir ortam oluşturmak. Takdir edersiniz ki güvenli bir ortamın olmadığı, istikrarın olmadığı toplumlarda yatırım yapılmıyor. Maalesef geçen bir toplantıda Siverek'te 60 bin hemşerimizin mevsimlik işçi olarak çeşitli illere gittiğini, tarlalarda çalıştığını duymuştuk. Açıkçası ciddi bir yaramızın olduğunu biliyordum. Fakat 60 bin rakamı çok ürkütücü bir rakam. Her gittiğimiz kahvelerde kahvelerin deyim yerindeyse hınca hınç dolu olması biraz beni tedirgin ediyor. İşsizliğin olduğu yerde, eğitimin olmadığı bir toplumda maalesef kavgalar, maalesef dedikodular, maalesef istemediğimiz olaylar yaşanacaktır. Hali hazırda yaşanmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız, yatırım ve iş komisyonunda bulunan arkadaşlarımız buradaki iş adamlarını da ziyaret etti. Bildiğiniz gibi çok yakın bir tarihte yaklaşık 136 kişi istihdam eden İstanbullu bir iş adamımız Siverek'te yatırım yaptı. Söylediği şey şuydu. Buraya gelirken tedirginlik içinde geliyordu. Siverek'e yatırım yaparsak Siverek'te yatırımımıza birileri zorla ortak olur mu? Ürettiğimiz ürünü deyim yerindeyse gasp eder mi? Biz üretimde istikrar bulabilir miyiz? Nitelikli işçi bulabilir miyiz? Yatırım ve İş Komisyonu olarak bu atölyeyi ziyaret ettiğimizde orada 136 tane Siverekli hemşerimizin çalıştığını memnuniyetle gördük. Halihazırda yeni teşvik paketi açıklanmışken, bölgeye ciddi bir teşvik varken iş adamlarımız neden Siverek'e gelmiyor? Bu kapsamda biz kafa yoruyoruz. Ama şunu fark ettik ki Siverek'in dışarıda olumsuz bir algısı var. Siverek, biraz önce konuşmanın başında söylemiştim, maalesef feodal yapıyla, aşiretle, kanla, kaba kuvvetle anılıyor. Aslında Siverek'te çok güvenli bir ortam var. Sıkıntılarımız var, doğru. Fakat Siverek bölge içerisinde yatırım yapılabilir en cazip alanlarından biri. Urfa ve Diyarbakır'da yeni teşvik paketi açıklandıktan sonra yaklaşık 200'er başvuru firma bazında var. Urfa ve Diyarbakır'ın tam da ortasında bulunan Siverek'te deyim yerinde ise toplumun artık kangren olmuş bir sorunu, işsizlik sorunu gündemdeyken Siverekler neden yatırımcı çekemiyor, neden burada yatırım yapılabilecek alanlar oluşturulamıyor? Başta Diyarbakır ve Urfa olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde çok ciddi iş adamlarımız var. Bu kürsü aracılığıyla onları Siverek'te yatırım yapmaya davet ediyorum. Toplumumuzun aslında
yatırım yapılması durumunda orada iş bulabilecek arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin özveriyle çalışacaklarını biliyorum. Kendilerine minnettar olacağımızı söylüyorum. Burada ciddi bir iş potansiyeli var. Siverekli ve dışarıdaki iş adamlarını bölgeye yatırım yapmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman ben. Bu kürsüye ben konuşmacı arıyorum. Bu kürsüye çıkıp konuşacak insan arıyorum. Evet. Bu kürsüye çıkmadan benim sesimden kurtulamayacaksınız. İsterseniz sizin masalarınıza geleyim ben. Ama bu kürsüye çıkmanızı daha çok istiyorum. Çünkü biz hep korkuyoruz, hep çekiniyoruz. İki kelimeyi bir araya getiremiyoruz. Toplum karşısında konuşamıyoruz. O zaman zincirlerimizi kıralım ve toplumun karşısında konuşma cesareti gösterelim. Bu her erdemli insanın yapabileceği bir şey. Buraya çıkıp konuşmak ayıp bir şey değil. Buraya çıkıp konuşmak kötü bir şey de değil. Çünkü buraya çıkıp konuştuğunuzda buradaki insanlar sizi dinleyecek. Siz yaklaşık 100 kişiye yakın insana hitap edeceksiniz. İşte hitap yönümüzü geliştirmek için bir yerden başlayalım ve biz de varız diyelim. Bu kürsüye çıkıp konuşacak arkadaş arıyorum. Abi, amca, kardeş, kim olursa olsun her yaştan konuşmacı kabul ediyoruz. Beşe, altına geçtim. Anladım, halka da var. Evet, ne istiyorsun Siverek'te? Ne olmasını istiyorsun? Siverek'te senin için neler olsun? Oyun parkları. Demek ki Siverek'te çocukların oynayabileceği alanlar kısıtlı. Çünkü buraya çıkan tüm çocuklar bundan bahsetti, oyun alanları. Oyun alanlarının kısıtlı oluşu çocuklarımızda eksiklik yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Çünkü çocuk çocukluğunu yaşamadığı süre içerisinde hiçbir şekilde gelişim gösteremiyor. Evet, başka ne istiyorsun Siverek'te? Neler olmasını istiyorsun? Peki, sorumu değiştiriyorum. 25 Eylül 2012'de sen de bu projenin içine girecek misin? Ve sen de kitabı alıp okuyacak mısın? Evet. Bravo. Bahar. Evet. Bir daha. Evet. Bir daha. Evet. O zaman Siverek, bu sese kulak ver. Seni de davet ediyoruz. Sizi de davet ediyoruz. Teşekkürler. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Bu kürsüye buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hocam buyurun. İyi akşamlar herkese. Bugün de şunu söylemek istiyorum. Eğer bir yaşam yerinde kahve çoksa, fırın çoksa bilin ki orada işsizlik hat safhadadır ve insanlar eğitimsizdir. Çünkü okuma hiç bir zaman niyetleri yoktur. Okumaya karşı hep böyle öğrencilerimize bakıyoruz, halkımıza bakıyoruz. Gazeteyi bir de arka sayfadan okuyan insanlarla karşı karşıyayız. Şunu anlatmıyorum. Birkaç yıl önce Tunceli, Türkiye'de okuma yazma oranı en yüksek olduğu bir ildi. Askerin biri şöyle anlatmıştı. Orada bir ev yandığı zaman oradaki oturan insanlar ilk önce evden kitaplarını çıkarıyorlar. Kitapları yanmasın. Şimdi sivilde çalışanlarına bakıyorum. Geçen bir sosyal medya, Facebook'ta bir şiir dinledim. O şiirde şunu söylüyordu. Ben Siverek'te Siverekli arıyorum. Yani sivilderler de şu anda Siverek içinde Siverekleri arıyorlar. Ama şunu söyleyelim. 25 Eylül'de tüm bırakın Siverek'i, dünyadaki bütün Siverekleri oraya toplamak istiyoruz, pardon. Bravo. Bir de şunu anlatayım, bizim ilçemizin en büyük sorunan ülkenin bölümü, biraz abes kaçabilir. Yabancılar buraya geldiği zaman, akşam bir yere gittikleri zaman ailesiyle, caddede olsun, parklarda olsun, bir tuvaletler bile yok. Camiler var. Camilerde memurlar gibi saat 5 olduktan sonra müezzinler camiyi tuvalete kapatıyor. Ondan sonra gel de gir. Hadi biz erkekler bir türlü o sorunu giderebiliriz de bir bayanın bu sorunu nasıl giderecek?
çarşıda gezerken nasıl bunu halledecek? Yani biz büyüğüz, 12 yıldan büyüğüz. İşte biz il olmayı hak ediyoruz diyoruz da kültür anlamında söyleyeyim, ne kadar il olmayı hak ediyor? Ne kadar insanlara bunu hitap edebiliyoruz? Yani bir Süveyrekler'in çıktığı bir caddemiz var. Bu cadde bir de sürekli trafiğe açık. Şu an toz duman içinde. Yani bir sevgi caddesi yok, bir yürüyüş caddesi yok, bir insanın oturup gezebilecekler, bir sosyal alanlar yok. Kahvelerden bahsediyoruz. Büyük illerde bize de gittik, bize de oturduk. Her kahvede mutlaka bir kütüphane köşesi vardır. Mutlaka bir gazete okuma yeri vardır. Ama maalesef bizde öyle bir alan, öyle bir yer yok. Ha, burada kimseyi kınamıyoruz. Ama 25 Eylül'de herkesi bu alanda görmek istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Hocam sizde alalım. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Özellikle böyle az evvel bir fikir çıktı. Hani mikrofonu diğer masalara falan da götürelim. Burası Siverik'tir, dayak yeriz, öyle bir şeyler yapmayalım. Şimdi az evvel bir konuşmacı şey falan çıkınca, hani uzun bir süre çıkmayınca Harun abi gibi falan sigara dağıtmaya başladılar. Hani biraz şey olsun, etraf toplansın falan. İlk geldiğimizden beri şu sağ tarafta bizim dershane hocaları vardı. Orada oturuyorlardı. Hani şeyden hatırladıklarımız. Sol tarafta da ben gelirken dikkat ettim. Bizim öyle dershaneden arkadaşlar, şimdi tıp okuyanı var, mimarlık okuyanı var, şeylik falan var. Biz Siverek'te hani 30 bin kişi arıyoruz ama Siverek'te bu kadar kişiyi bulabilir miyiz? Ya sayı olarak bulabiliriz. Hani hiç önemli değil. 30 bin kişi buluruz, 40 bin kişi buluruz. Yukarıda hocalarımız oturuyor dedim, aşağıda bizim öğrenciler oturuyor dedim. Bunu şunun için dedim. Bizim hocalarımız çıkıp gelip burada konuşmadı, dershane hocaları. Benim kendi bildiğim bir sürü arkadaşımız maddi sıkıntılar yüzünden üniversite okuyamıyor. Ya onu geç, dershaneye bile gidemeyen bir sürü öğrenci arkadaşlarımız var. Ya bunun dertlerini gelip anlatsa çok mu şey olurdu? Olmazdı. Zaten onların yetiştirdiği bizle aşağıda okuyor oynuyoruz. Biz burada dinliyoruz. Sigara dağıtıyoruz birbirimize. Harun abi bir daha sıkılmasın, böyle şey yapmasın. Ama Murat hocamız Endüstri Meslek Lisesi'nde hocadır. Kendisi çok esprili bir insandır. Hakikaten kendisine Siverek'le ilgili, Siverek'le öğrencilerle ilgili birçok sorun dinledik. Şu an bu Siverek'in caddesinin, bu askeriyenin olduğu caddeyi söylüyor herhalde, onu söylüyor. Ben yine söyleyeceğim, Siverek'te doğru düzgün böyle bir yeşil alan yok. Rahat edebileceğiniz yeşil bir alan yok. Bunu eğer Siverek'te yaşıyorsanız, gerçi şimdi ilk toplantıyı Üçgen Park'ta yaptık. İkincisini Ağaçhan'da yaptık. Üçüncüyü şimdi Gazi Parkı'nda yapıyoruz. Yani burası yeşil, evet. Siverek'in yeşil olan yerlerinden, nadir olan yerlerinden biri. Burada olana yeşil alan istiyoruz deyince adam diyor, daha ne istiyorsun? Daha buradasın. Biz adam akıllı yeşil alan istiyoruz. Böyle ailece gidebileceğimiz, böyle okey oynamayacağımız, ya böyle en azından bir saat rahat oturabileceğimiz, doğru düzgün şeyler yapabileceğimiz bir yerler arıyoruz. Ben 2-3 yıl Bursa'da tekstil mühendisliği okudum. Şimdi Diyarbakır'da mimarlık okuyorum, bitirmek üzereyim. Ya dışarıda Bursa, Diyarbakır, Siverek'i ben size karşılaştırayım. Hatta öğrenciler bazında, sonuçta yaşımız o kadar şey değil. Öğrenciler bazında anlatayım. Ya Bursa'da hoca bir şey dediğinde, Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde hoca bir şey dediğinde, ya çoğu kalkar elini kaldırmadan konuşur, adam rahattır yani, bir şeyler anlatır. Yani 100 tane öğrenci varsa 40'ı 50'si mutlaka bir şeyler söyler, ya muhalif olur ya böyle destekler, ama bir şeyler yaparlar. Sonra geldim Diyarbakır'a, tabii ben Diyarbakır'ı daha kötü bekliyorum, hani doğu falan. En son Mehmet Altan geldi, Mehmet Altan'ın bu uluslararası bir konferans vardı, orada konuşuyordu. Ondan sonra Mustafa diye biri çıktı, bir tarihçi profesör. Herhalde ters bir şey dedi, baktım 2000 kişilik konferans salonu var. 2000 kişinin 1500 kişisi protesto etmek için, o lafı protesto etmek için salonu boşalttı gitti. Arkasını döndüler, boşaltıp gittiler. Alkış çaldılar ki konuşamasın. Diyarbakır hakikaten bu olayı gördükten sonra Diyarbakır'la ilgili benim bakış açım tamamen değişti.
Sonra biz Diyarbakır'da hep şunu deriz. Siverek iyi de deriz. Hani başkanım da burada, belki o da şey yapar. Ya biz Siverek için hakikaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bursa'da yaptık, Diyarbakır'da yaptık. Ankara'da olan arkadaşlarımız var. Onlar yaptılar. Adana'dan Orhan Bey gelmiş. Onların kendi çabaları var. Onları biliyorum. Biz Siverek'i hep şöyle anlatırız. Ya baba yiğittir, dediğini yapar, istediği her şeyi yapar filan deriz. Şimdi burada gördüm o köyün yanlardan hani bir iki kişi geldi çıktı. Evet, Siverekli baba yiğittir, her şeyi yapar. Okey masasından kalkıp gelip burada derdini anlatmaz. Dershane hocası herhalde durumdan memnun. O aldım aşama bakıyor ya da başka bir şey mi yapıyor bilmiyorum ama o maddi sıkıntılar yüzünden okuyamayan öğrencileri görmüyor. Ondan sonra burada okulların ben yani burada Siverekli olmayalı bir 7 yıl oldu. Bizim zamanımızda hani bu 7 yıl içinde değişen bir şey oldu mu bilmiyorum ama ilk böyle bir ay, iki ay hiçbir öğrenci gelmez. Yani sınıfın çoğu boştu. Adamlar mevsimlik işçi, mecbur. O adam geliyor, ona ne öğreteceksin? Hani birçok şeyden kopmuş oluyor. Sen ondan doktor olmasını bekliyorsun. Sen hani seni iyileştirmesini bekliyorsun ama boşuna bekliyorsun. Ya eğer sen burada o mevsimlik işçi sorunu çözmeye bir şeyler söylemek istemiyorsun ya. Buraya çıkıp bir derdini anlatmak istemiyorsun. Ya mevsimlik işçi dediğin kimdir ki? Bizleriz. Sen gitmiyorsan senin yeğenin gidiyor, amcaoğlun gidiyor, birileri gidiyor. Ya gel bunu anlat de ki ya burada bir çalışacak bir şeyler olsaydı daha mı kötü olurdu? Gel bunu anlat. Sen bunu anlatmazsan sen zaten hani kendi olduğun konumdan memnunsun demektir. Bir tek mevsimlik işçi sorunu yok ki Siverek'te. Ana dilde eğitim falan bir şeyler diyorlar. Hani ben bilmiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Herkes istediği gibi şey yapmalı. Bu Siverek bazında konuşulacak bir şey mi? Konuşulacak bir şey. Çünkü hani zaten insanlar kendi kendine bir iki kişi toplandı mı sorunları anlatamıyorsa topla halde hiçbir şeyi anlatamazlar. Ya Siverek'in önlerine bakın. Dünya çapında ya. Şivan Perver'ine bakın. Yılmaz Güney'ine bakın. Ya Mehmet Uzun'una bakın. Bunlar dünya çapında insanlar, dünya çapında. Bunlar dediğinizde adamlar Türkiye diyor. Türkiye değil ya, evet, Türkiye ama Siverek, Siverek. Yani senin gezdiğin sokaklarda o adamlar gezdi ya. Senin o köylerinde bostanını topladığın yerlerde oldu o adamlar. O adamlar ama zincirlerini kırdı. Bir şeyler yaptı. Mehmet Uzun'un hikayesine bakın ya, Şivan Perver'in hikayesine bakın. Yılmaz Güney'in çok güzel bir şeyi var, bir dergide yayınlanmış. Diyor ki bana sordular, nerelisin dediler. Babam Siverek'lidir dedim diyor. Allah Allah diyorlar, Siverek neresidir diyor. Napoli'nin bir vilayetidir diyor. Olur mu ya diyor, oradaki dergide konuşan diyor. Olur mu ya diyor, biz biliriz hani Napoli. Napoli'de Siverek diye bir ilçe yok. Napoli'de Siverek diye bir vilayet yok. Yılmaz Güney çok güzel tespit yapıyor. Diyor ki, ya diyor bak memleketin, Türkiye'nin bir şeyini tanımıyorlar diyor. Siverek'ini tanımıyorlar. Ama diyor Siverek Napoli'de olsa tanıyacaklardı. Arkadaşlar. Ya okey oynuyorsunuz, tavla oynuyorsunuz. Hatta burada dinliyorsunuz birbirimize. Sırayla şey yapıyoruz filan. Ama burada Siverek'te olduğunuz her sürece şunu unutmayın. Şivan Perverlerin, Mehmet Uzunların, Yılmaz Güneyler'in gezdiği sokaklarda geziyorsunuz. Gelin burada bunun hakkını verin. İyi akşamlar. Videomu okumunuzu teşekkürler dinlediğiniz için. Bu eksikliğin temelinde yatan nedir? Bunu bir düşünelim en azından. Mesela diyoruz ki Süverek'in etrafında çocuklar var. En azından... okutturmamamız. Bunu söylemek istiyorum. Tekrardan hepinizden özür diliyoruz. Bizler çalışma esnasında bizlere gösterdiğiniz saygı ve sevgiyi gördük. Geceleri bizimle beraber sabahladınız, bizimle beraber sahur yaptınız. Bizler inanıyoruz, umutluyuz. Bu halkanın çemberini oluşturduk, tasmaya doğru gidiyoruz. Umuyoruz ki Siverek'i en güzel şekilde yine 80'li durumlara getirmeye çalışacağız. Ben bu gayreti görüyorum ve tekrar bir ricayla konuşmamı bitirmek istiyorum. Kitap okutmalıyız bence. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Sahnelendiğinde oradaki mahkumların yüzlerindeki sevinci, gülücüğü, o mutluluğu görmenizi isterdim. Gerçekten orada insanlar bir şeyler yapmaya çalıştı.
bir şeyler izlemeye çalıştı. Evet, orada salon sıkıntısı vardı çünkü 50 kişilik bir salon vardı. 50 kişi doldu ve diğerleri izletemedik. Cezaevi müdürü şunu söylemişti bize. Biz oradan ayrıldığımızda, hocam yeni cezaevi yapılıyor, oraya daha büyük bir tiyatro salonu kuracağız ve her yıl sizi bekliyoruz dediler. Siverek'te neler değişti? Siverek'te hayal olarak görülen Guinness Dünya Rekorlar kitabına girme girişimi değişti. Siverek'te neler değişti? Siverek'te insanlar aydınlandı. Siverek'te insanlar bir şeyler için mücadele etti. Siverek'te neler değişti? Bir arkadaşımız bir konuşmasında şunu söylemişti. Biz 26 bin kitap amaçladık, 40 bin kitap toplayıp dağıttık. Evet, Siverek'te güzel değişimler var. Siverek'te güzel şeyler yapılıyor. Bu devam da edecek. Belki birden hiçbir şey olmayacak. Çünkü hiçbir şekilde temennimiz birden herkes buraya toplansın, bu kürsüye çıksın, konuşsun değil. Bu birden olacak. Damlaya damlaya göl değil okyanus olacak. 30 binle değil 70 binle dünyaya haykıracağız. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Geldik buraya tekrar. Halk kürsüsü. Burası halkın kürsüsü. Buyurun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Siverek'te tarım konusunda verilen kredilerin ve bu kredilerin bilinçsiz bir şekilde tüketildiğine kanaat getirerek bu kanaati bende gelen yorumlar ve yapılan toplantılarda sürekli gündeme gelen bir konu bu. Geçmişte yaşanan birçok badireden ötürü şu anda malumunuz Ziraat Bankası Siverek'te tarım için tarımcılarımıza kredi vermiyor. Bunun da yine sebebi birkaç siyasinin kendi menfaatleri doğrultusunda bu kredileri, bu desteklemeleri kullanıp hem vatandaşı mağdur etme hem de devletin hazinesindeki parayı çarçur ediyorlar. Ben bu hususta burada tarımla uğraşan ağabeylerimiz varsa onlara ya da genç arkadaşlarımıza mutlaka ailelerinde tarımla uğraşanlar vardır. Özellikle tarım kredilerini bu topraklar için kullanalım. Çünkü malumunuz kutsal topraklardayız. Orta Doğu toprakları dünyanın en kutsal, en bereketli topraklarıdır. Yıllardır zaten herkes bunun savaşını veriyor. Bunu gözle de görüyoruz. Bugün Suriye'de yaşananlar bile bu topraklarının değerini anlamamıza yeterli diye düşünüyorum. Bugün bizler Fırat'la Dicle arasında kalan kesimde yaşıyoruz. Çok verimli topraklarımız var. Bu verimli topraklarımızı aldığımız tarım kredilerini doğru olarak kullanırsak zannediyorum ki bunlardan daha çok faydalanacağız ve bereketli topraklarımıza ziyan etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu kredilerin birçoğu hani arazilerde kullanılmıyor ya da çiftçinin bile haberi olmadan bu krediler devletten alınıyor ki zaten son zamanlarda bununla ilgili çalışmalar bayağı sıklaştı zannediyorum, artık biraz zor oluyor ama yine de çiftçilerimiz kendileri bizzat bu kredileri çekiyorsa, verimli toprakları için kullanırlarsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Az önce arkadaşlarımız belirtti, imaj konusunda sıkıntımız var dediler. Geçtiğimiz gün Kasım Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Kasım Gürpınar Derneği ziyaret ederken o da imaj konusunda bazı şeyleri söyledi. İşte ÖSYM'ye gidiyoruz. İmaj sorunu çıkıyor karşımıza. Kopya çekildi efendim. Siverek'te sınavları yapmıyoruz. İşte TEDAŞ'a gidiyoruz. Bölge müdürümüzü dövdünüz deniliyor bize. Efendim nereye gitsek yani bir kılıf uyduruyorlar dedi. Orada da Şükrü abi çok güzel bir laf kullandı. Dedi ki adam öldürmenin dedi cezası dedi 38 yıldır dedi. Peki dedi hani Siverek'e bu verilen cezalar yasalsa, hukuken geçerliyse bunun bir mutlaka bir süresi olması gerekli diye düşünüyorum. Hani bunun sürekli böyle devam etmesi ne derece doğru sorusunu yönelttikten sonra Kasım Bey de evet dedi, bizim de şu anda tek derdimiz bunları aşmak olduğunu söyledi. Şimdi imaj konusunda hani nerede sıkıntı nerede bilmiyorum ama dışarıdan kim gelirse Siverekli misafirperverdir, Siverekli sıcakkanlıdır diyor. Peki biz bu noktada imajımızı hani dışarıdaki insana bu şekilde yansıtabilmişsek neden imajı hala kendimize sorun ediyoruz? Ya da eksik yaptığımız ne var bu konuda? Onu da bence kendimizde aramamız gerekiyor ki şahsen ben onu düşünüyorum, düşünmüyorum değil. Madem biz dışarıya bu kadar misafirperversek
bu kadar insanlara sıcakkanlıkla davranabiliyorsak, o zaman neden imajı hala konuşuyoruz? İşte Siverek'in dışarıdaki imajını düzeltmek adına şunları şunları yapalım diye düşünüyoruz. Bunları da bence aşmamız gerekiyor. Kürsüye çıkan her arkadaşımız yeşil alanlardan bahsetti. Geçtiğimiz günde Ahşam Parkı'ndayken yine konuşuldu. Yeşil alanların olmaması, kültür merkezleri. Şimdi aslında bizim bence yeşil alanın çok Siverek'te, hani nereye baksanız yeşil alan, hani bu kahvehane bir yeşil alan ama kullanmayı bilene bu yeşil alanlar. Hani burayı bir piknik alanına da çevirebiliriz. Bir gazino havasına da çevirebiliriz. İstediğimiz yere çevirebiliriz. Hani bakarsan dağ olur, bakmazsan dağ olur hesabı. İşte biz de bakmamışız, dağ olmuş. Bunları dağa çevirmek de yine elbette bizim elimizde. Siverek'te iki tane gençlik merkezi var. Daha doğrusu kültür, sanatları ve gençlik merkezi diyebileceğimiz. Özellikle son zamanlarda bitirilen, önümüzdeki yıl faaliyete geçecek olan gençlik merkezi var kaymakamlığın yaptığı çalışmada. Siverek Belediyesi'nin 3 yıldır, benim pardon 2 yıldır faaliyet gösteren bir kültür sanat evi var. Uğradınız mı bilmiyorum. Bence uğrayın. Zararlı çıkmazsınız. Efendime söyleyeyim, Gümrük Hanı Müdürlüğü var. Orada da çok güzel işler yapılıyor diye düşünüyorum. Hani bu alanları yok işte ya da gençliğe gereken önem verilmiyor derken, elimizde olan olanakları, imkanları da değerlendirelim. O zaman daha fazlasını isteyelim. Hani damlaya damlaya göl olur diyoruz ya, işte bunlar da birden olmuyor. Hani bugün burada insanlar konuşmuyor diye şikayetçiyiz ama şu anda herkesin can kulağıyla dinlediğine eminim ki bunları ilk kurduğumuz halk kürsüsünden sonraki tepkileri alarak ben onun için tamam, demek ki biz bir şeyler yapabiliyormuşuz. Hani kimse konuşmasa bile en azından bizim derdimizi anlıyorlar. Onlar da bir şeylerin mücadelesini kendinde vermeye başlıyorlar diye düşünüyoruz. Son bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu verilen imkanları her zaman için kendi menfaatlerimiz değil de yine toplumsal olarak değerlendirirsek çok daha güzel şeyler olacak ve son olarak her şey güzel olacak. İyi akşamlar diliyorum. Ali gel. Ali gel. Ali git Ali. Bravo Ali. Ali sen buradaki abilerinden, amcalarından ne istiyorsun? Neler yapmasını istiyorsun? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Luna Park'ın olmasını istiyorum. Başka? Bu kadar mı? Evet. Ali sizlerden burada Luna Park'ın olmasını istiyormuş. O zaman Ali'nin sesine ses verelim. Versinler mi? Versinler. Peki, 25 Eylül 2012'de sen de o alanda olacak mısın? Olacağım. Bütün yüreğinle? Evet. Niye o alana geleceksin? Kitap okumak için. Başka? Dünya senden bahsetmesini istiyor musun? Dünyanın senden bahsetmesini istiyor musun? Evet. Evet. Bir daha. Evet. O zaman Ali 25 Eylül 2012'de bütün dünyaya ben Ali ve ben buradayım diyecek. Diyecek misin? Evet. Teşekkürler Ali. Teşekkürler. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Halk kürsüsüne konuş... Buyur. Evet Siverek. 25 Eylül 2012'de görüşmek dileğiyle. O alanda hep beraber birlik mesajı vererek, Siverek'in prestijine prestij katarak ve Siverek'in sesini tüm ulusal medyada yankılandırarak duyuralım. 25 Eylül 2012'de görüşmek dileğiyle. Başın. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bayramın 3. günü. Biz genelde bu 3. halk kürsümüz. Hep erkekler konuştuk. Sadece bayanlarımızın sesini de duyalım diye bayramın 3. günü saat 2'de Paşa Konağı'nda 4. halk kürsümüzü kuracağız. Buradan onun duyurusunu da yapmış olayım. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Sanırım geç oldu. Herkese teşekkürler sabrı için. Sağ olun. Thank you.